Sevgili dostlar, şimdi sizlere 30 gramlık bir yemle kamışın buna nasıl direnç gösterdiğini ve nasıl bir karşı kuvvet oluşturup bu yemi atabileceğimiz maksimum mesafeye atmamıza yardımcı olduğunu ağır çekimde göstereceğim bir video çekeceğim. Umarım istediğim gibi olur. Bir önceki videomun tamamlayıcısı olsun diyelim. O videomda da kamışlarda atar değerlerini doğru seçmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Benim kamışım 20-80 atarlı. 30 gramda tam bir performans göstereceğini sanmıyorum. Ama gene de %80-85 oranında bir performans gösterir. Yani 35 ve 55 gram arasındaki ağırlıkları çok daha yüksek performanslı atabileceği maksimum erim mesafesine ulaştırabilir diyorum arkadaşlar. Buyurun bir videomuzu çekelim, izleyelim bakalım. Sevgili dostlar, şimdi sizlere atış esnasında kamışın gösterdiği direnci ve bunu nasıl bir kuvvete dönüştürdüğünü göstereceğim ağır çekimde inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamışı arkaya doğru alıp ilk kuvveti uyguladığımda dayanak ve destek noktasından tutup çok fazla hızlı savurmadan ilk kuvveti uyguladığımda gördüğünüz gibi ağırlık kamışın ucunu önce çekti, sonra mecburen ileriye hareket etti ve kamış dikey pozisyona, yani oluşturduğu kuvvetin serbest kalacağı noktaya geldiğinde tıpkı bir kırbaç gibi yemi atabileceği en uzak noktaya ulaştırmak için kuvveti yeme yükledi. Umarım bu uygulamalı video bir önceki videomun tamamı olmuştur. Faydasını görmüşsünüzdür diyelim arkadaşlar. Çok yorgunum, çok yoruldum. Burada avı bitiriyorum. Bir şey alamadım. Kıyıların durumu malum. Bakınız. Limanın içinde, barınağın içindeki yani balık atlıyor. Balık oynak yapıyor. Yapmıyor değil. Fakat vurmuyor. Yemiyor hayvan abi. Rast gelsin herkese. Bol şans. Kısmette yokmuş diyelim. Buradan ne sonuç çıkarmalıyız? Bu videoyu izledikten sonra ne anlamalıyız? Bunu size açıklayayım. Arkadaşlar, ekipmanımızı doğru kullanmalıyız. Kamışı çok hızlı, çok sert savurmak yerine kamışın atar değerinden faydalanmalıyız. Bunu deneyin. Ve tekniğiniz geliştiğinde, oturduğunda bunu uygulamalı olarak yaşamış olacaksınız. Çok net bir biçimde kamışın ayarlandığı ağırlığı nasıl çok rahat bir şekilde hızlı savurmadan attığını göreceksiniz. Tabii ki de maksimum erim mesafesine. Bunu da bir tamamlayıcı olarak, bir önceki videomun tamamlayıcısı olarak ekliyorum arkadaşlar. Herkese rast gelsin, bol şanslar.